Ve veda zamanı. Çocukken babam ısrarla bana mütevazi olmam gerektiği konusunda hep telkinde bulunurdu. Doğru olanın mütevazilik olduğunu söylerdi. Mütevaziliğin aslında bir yaşam tarzı olduğunu bir şekilde söylerdi. Bu bütün bunları söylerken de çok varlıklı bir ailede büyümüş bir çocuk değilim ben. Aksine bir esnaf ailesinde büyüdüm. Zaten 3-5 bir şeyimiz vardı. Hatta belki bir şeyimiz yoktu. Çok emin değilim. Yani senede bir ayakkabı alınan bir evde büyüdüm. Ama mütevazılığın çok önemli olduğunu ısrarla babam hep söyledi bana. Ama zaman içinde çok acayip şeylerle karşılaştım. Fark ettim ki bir ortamda mütevazi olduğunuz zaman bir süre sonra insanların size saygısı azalmaya başlıyor. Çok düşündürücü değil mi? Siz ne kadar mütevazıysanız insanlar size daha az saygı duyuyor. Ya da sizin burnunuz ne kadar havadaysa insanlar size o kadar daha fazla saygı duyuyorlar. Bu garip değil mi? Bir yerde bir hata var diye düşünüyorum. İşin enteresanı da insanlara bunun hata olduğunu öğretecek bir organ yok. Bu okullarda, kitaplarda ders olarak okutulmuyor. Artık bizim aile kültürümüzde mütevazılık yok. Büyük şatafatlı düğünler, büyük her şey gösteriş üzerine kurulu böyle bir yaşam düzeninin içindeyiz. Sadece gösteriş için yaşıyoruz neredeyse. El alem ne der diye hayatımızı tamamen organize ediyoruz. Bütün yaşam tarzımız, bütün amaçlarımız el alem üzerine kurulu. Önümde çok ilginç bir fotoğraf var şu anda. Hala şu anda ona bakıyorum. Büyük ihtimalle 1930'lardan, 40'lardan kalma. Bir tane adam, yaşlı bir adam. Pantolonunda yamalar var. 10-11 tane yama var. Üstünden başından hiç utanmadan gülümseyerek bir fotoğraf çektirmiş. Hala ona bakıyorum ve ben de gülümsüyorum onun sayesinde. Böyle şey gülümseme değil, ne derler, komik gülümseme değil. Adam fotoğraf çektirme gülümsemesi. Hiç utanmıyormuş. Bugün öyle bir fotoğraf çektiremez. Ayıplanır. Ha, utanmıyor ya, fakir diye. Oysa ki eskiden insanlar yalandan utanırdı, efendim rüşvetten utanırdı, namussuzluktan, hırsızlıktan utanırdı. Ama fakirlikten utanmazdı, elbisesinden utanmazdı insanlar. Çünkü fakir olunabilir. Herkes zengin değildir. Fakirlik bir durumdur. Ama artık şimdi ne yazık ki insanlar fakirlikten utanıyor ama namussuzluktan utanmıyor. Çok eski bir söz var, çok severim. Herkes insan doğar ama sadece bazıları insan kalır. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.